Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Turkiyadan bir ömak Sharq Turkistonda tekshirishdi bo'lmoqchi. 14 fevral Turkiyadagi o'xshamagan partiya, tashkilot va axborotchilardan tarkib topgan 15 vakil Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlar va Sharq Turkistonning vaziyat ahvolini tekshirish uchun Sharq Turkistonga bormoqchi bo'lgan. Shu munosabat bilan tadqiqotchi va axborotchi Mirkamil Qashqari 13 fevral Xitoyning tekshirish o'mikining ko'zini bo'yashga fursat bermaslik uchun Turkiya tekshirish o'mikining qaysi nuqtalarga diqqat qilishi haqida muhim takliflarni bergan. Taklifda munolar o'tirg'i qo'yilgan. Turkiya tekshirish o'miki oliy darajalik mehmonxonalardan xolig'ancha chiqib Xitoy boshlab bormagan orqa ko'chalar chat yezilarini tekshirish huquqi berilishini talab qilishi imkon bo'lsa Xitoy chigirdan qo'g'lab chiqargan muxbirlarning o'makka qo'shilishiga yo'l qo'yishini talab qilishi. Tekshirish o'miki ichidagi muxbirlar maxfiy holda Xitoy tekshirishga yo'l qo'ymagan o'rinlarni tekshirishga jur'at qila oladigan bo'lishi, muxbirlar Xitoy ruxsat qilmagan o'rinlarni sinqa ola oladigan jasoratlik bo'lishi zarur. Xitoy oldingi oylari bir qism Xitoyning ta'rifini oladigan davlat muxbirlarini o'zi yasab chiqqan o'rin va shaxslarni ziyorat qildirib, haq nohaqni ostin ustun qilyapti. Taklifning oxirida Sharq Turkistonda tutqun qilingan akademik, ulamo, san'atchi, tadqiqotchi, jurnalist qatorliklarning ismlari bo'yicha ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yilgan. Turkiyaning Balik asrida Sharq Turkiston masalasi kun tartibiga keldi. 13 fevral Turkiyaning Balikesir viloyatida bir yurish faoliyatlar o'tkazilib, Sharq Turkiston masalasi kun tartibiga keltirildi. Faoliyatni Turkiya ijtimoiy tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashdi. Sharq Turkiston masalasini o'qituvchi o'quvchilarga tanishtirish uchun o'rinlashtirilgan leksiya faoliyati bir kun ichida Balikesir o'tir maktabi, 15 iyul Shehidlar o'tir maktabi, Balikesir Anatoliya Imom Xatib o'tir maktabi qatorliq o'rinlarda 3 qitim o'tkazildi. Abdulahad Abdurahmon har qaysi maktablarning o'qituvchi o'quvchilari to'liq ishtirok qilgan 3 o'rindagi faoliyatda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati temasida to'xtalib, oldi bilan Sharq Turkiston tarixini qisqacha tanishtirib o'tdi. Arqadan Xitoyning Sharq Turkistonda oxirgi 2 yildan beri zo'r ko'lamda lagerlarni ta'sis qilib, necha million xalqni tutqun qilganligi, Sharq Turkiston xalqining lager va turmalarda islomiy kimligi va milliy kimligini yo'qotishga boshlaganligi, Sharq Turkiston xalqining oilalaridami nazorat ostiga olinganligi qatorliq masalalarni tafsili tanishtirdi. Farzandlarimiz qattiq tuzum bilan boshqarilmoqda. 14 fevral ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan lagerdagi farzandlarimizning sin ko'rinishi yuraklarni ezdi. 2 yildan beri Xitoy lagerlariga tutqun qilgan Sharq Turkiston xalqining farzandlarini oilasidan majburiy ayirib, Parishtlar yaslisi, Mehr Shafqat maktabi degandek chiroyli nomlarni qo'yib olgan lagerga solg'anligi haqidagi xabarlar axborot sohasida keng tarqalib, diqqat qo'zg'ab kelgan bo'lsa-mu, biroq lagerdagi farzandlarimizni qandoq tuzum bilan boshqaradiganligi va nimalarga majburlaganligi haqida tafsiliy ma'lumot tarqalmagan edi. Tunugun ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sin ko'rinishidan Xitoy tajovuzchilarining farzandlarimizni ota-ona mehridan, oila illiqligidan ayirib, lagerlarga solgandan sirt, turmalardagi cho'nglarga o'xshash muomila qilganligi oshkora bo'ldi. Xitoy tajovuzchilari farzandlarimizning erkin ozoda o'ynashga tegishlik bo'lgan o'sib yetilish mazgilini aqlga sig'maydigan turli tuzumlar bilan iskanjiga olgan. Xitoyning bu yoshdagi farzandlarimizni askarlardek ratlik tizilib o'ltirishga majburlaganligi va buningga ko'ndirishi odamiylik tuyg'usini yo'qotmagan har qanday kishining yurakini ezadi. Xitoy tajovuzchilariga qarshi nafratini qo'zg'amay qolmaydi. Millatchi harakat partiyasi Turkiya tashqi ishlar ministrligini qo'lladi. 13 fevral Turkiya Millatchi harakat partiyasining Manisa millat vakili partiyaning muavin raisi Erkan Akçay qatorliklar Turkiya parlamentida so'z qilib, Turkiya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hami Aksoy'ning 9 fevral Uyg'urlar uchrayotgan zulm haqida qilgan so'zlarini qo'llaydiganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning ig'irlashishiga agishib, Islom dunyosidagi ko'p qism davlatlar Uyg'urlar masalasi haqida so'z qilishdan o'zlarini elib qichibotgan bir paytda Turkiya hukumatining Uyg'urlarga ega bo'lish harakati xalqaroning olqishiga erishdi. Bu haqda so'z qilgan Erkan Akçay
Uyghur san'atkar Abdurahim Heytning hayotligi haqidagi qisqa film hargizmi Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan sistemalik zulm siyosatini yushirib qololmaydi. Sharq Turkiston muxbirlarga ekib etilishi kerak deganlarni bildirdi. U so'z yana yuzlagan Uyghur olimlarining, professorlarining, shoir yozuvchilarining va san'atkorlarning qamoqda ekanligini alohida eskertish bilan birga bu kishilarning hozir qandoq ahvolda ekanligidan hech kimning xabari yo'qligini, xalqaroning bu masalaga jiddiy qarashi lozimligini ta'kidladi. U yana so'zlariga Sharq Turkiston turklarining haqliq da'vosining qo'llovchisi dal Turkiya Jumhuriyeti bu reallik o'zgarmaydi deganlarni ilova qildi. Chin maqomlarından Abdurahim Heyit'in hayatta olduğuna dair bir video yayınlandı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu video Uygur Türklerinin sistematik bir şekilde baskı altında yok edilmesine yönelik Çin politikalarını örtbas edemeyecektir. Ayrıca Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada toplama kamplarının haklılığının savunulmaya çalışılması insanlığın utancıdır. Bugün Çin zindanlarında yüzlerce Uygur Türk'ü aydın ve sanatçı vardır. Tıp fakültesinden doktorlar, Kaşgar ve Sincan üniversitelerinden profesörler, öğretmenler, gazeteciler, yayıncılar, şairler, yazarlar hapishanededir. Mesela şimdi sormak istiyorum. Bütün bu kişilerin hayatta olup olmadıklarına dair de yeni açıklamalar yapılacak mıdır Çin tarafından? Ruqiya xonimning so'zlari Xitoy o'quvchisining o'g'isini qaynatdi. 13 fevral kuni Kanada Macmaster universitetida o'tkazilgan bir leksiyada Xitoy o'quvchisi jadal chiqarishga urindi. Bu faoliyatda Kanadada yashayotgan Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdish xonim Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan qattiq bosturish siyosati, sistemani qirg'in qilish suiqasti va jazo lagerlari haqida universitet o'quvchilariga leksiya bergan bo'lib, Leksiya anglovchilar ichidagi shu maktabda o'qiydigan bir Xitoy o'quvchi haqiqatlar oldida o'ltira olmay qoldi va salondan Ruqiya xonimga haqorat qilgan holda chiqib ketdi. Ruqiya xonim salondagilarga Xitoy xalqining ko'pincisining Xitoy rejimi tarafidan mingisi yuyib tashlanganligini, shuni ularning ichida garchi erkin kishilik huquq kafolatga ega qilingan davlatda yashayotganlarimi haqiqat tarafda turishning o'rniga zolim hukumat tarafda turishni tanlaydiganlari ko'p ekanligini bildirdi. Egallashimizga u Xitoy salondan chiqib ketibli bo'ldi qilmasdan, balki Kanadadagi birmuncha Xitoy tashkilotlari bilan birlashib, Ruqiya Turdish xonimning ustidan Sharq Turkiston mustaqilligini tashviq qilib, Xitoy rejimiga haqorat qildi va yolg'onlar bilan Xitoyga bo'xtan chapladi deb ariz qilgan. Nuvati Ruqiya xonimni ularni ariz qilgan bo'lib, oldimizki kunlarda ishning tafsilotidan sizlarni xabardor qilamiz. Xristian Muriti lagerning ichki ahvolini oshkorildi. Zimiston to'rining bugun 14 fevral bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi lagerdan qutulib chiqqan Xristian Muriti lagerning ichki ahvolini oshkorildi. 2017-yili Sharq Turkistondagi ma'lum lagerga qamalib, 2 yil o'tgandan keyin qo'yib berilgan Xristian Muriti Zimiston to'ri muxbirining ziyoratini qabul qilib, o'zining Xitoyning o'ktamligiga qarshi turib, e'tiqodida ching turganligi sababli Asabi deb tuhmat qilinib, hech qanday qonuniy tartibdan o'tkazilmay tutqun qilinib, Sharq Turkistondagi ma'lum lagerga solanganligini. Sharq Turkistonda Xitoylar tashviq qilayotgan atalmish texnik tarbiyalash maktabi degan o'rinning turmi bilan hech qanday farqi yo'qligini, bu yerdagi tutqunlarning qorallik nazorat qilinganligini. U qamalgan lagerda 300 ga yaqin kishining borligini, ularning ko'p qismining Uyg'ur ekanligini, oz nisbatda qozoqlarning borligini 28 kvadrat metr cho'ngliqdagi kamerada 20 ga yaqin kishi qistilib yotadiganligini. Hojatxona, tamoq yeyish o'rni, uxlash o'rni bir kamerada bo'lib, muhitning intayin nochar ekanligini, hojatxona kamer ichida turibmi, hojat qilish uchun dokulat qilishga majbur qilinganligini oshkorlagan. U yana muxbirga lager tuzumining intayin qattiq ekanligini, gundupaylar har vaqt tutqunlarning ko'ziga kelishib olib azoblaydiganligini, davomli qiynash va har xil og'ir bismlar sababli
Nurgun tutkullarının yürek kesili kan besin bulup kalganlıkını, hatta nurgun tutkullar gündüpaylarının katı kıyınışı, insan kalıbının çıkan tüzümler bilen horlaşı sebeplik aklıdın adışıp kalganlıkını, tutkullarının tukkalları bilen körüşkende yığılaşka, rastgep kılışkı ruhsat kılınmaydı kalganlıkını, körüşkende pekat tamahının, okuşunun ve yatıdığan oranının yakşı işkenliki, gündüpaylarının özüge yakşı muameli kılganlıkı, turmuşuğu köngül büldüganlıkı hakkıda yalgan gep kılışkı mecbur kılındıganlıkını aşkarlıgan. Menmu Uygur faaliyetinin tesiri yakşı bulmakta. Xitay Xalqara Cemiyette Şarkı Türkistan davasını yalganğa çıkırış məxsidə Abdurrahim Hetnin salamet işkerliki haqqıdaki sıllıq görünüşünü tarqatdı. Amma arqıdılla Menmu Uygur hareketinin başınlışıqı səbəb oldu. 8 fevral ictimai taratqılarda Abdurrahim Hetnin türmüdü öltürülgeliki haqqıda xəbər tarqaldı. Xitay Şarkı Türkistan davasını yalganğa çıkırışının ibarət rezil məxsidəki yetiş üçün Abdurrahim Hetnin ölümü geldiği, salamet ikerliği hakkında sin görünüşünü tarqatdı. Mezkur vaqa Xitayning rezil məqsidinin əksiki təsir qozudu. Finlandiyadaki Uyğur faaliyetçi Xalmurat Uyğurnun Me Too Uyğur, yani Menmu Uyğur hareketi bütün dünyadaki xalqımızın qollaşığı erişdi. Dünyanın her qaysı yerlerdeki Uyğurlar Xitaydan xuddi Abdurrahim Hetnin sin görünüşünü körsətkəndək, lager ve türümlerde tutqun qılınıp, izdirikini alınmagan tuqqalları, dostları ve ata anısının sin görünüşünü körüstüşünü talep kıldı. Küzetküçüler Menmu Uyğur hareketinin halkaradı yakşı təsir qozğallıqını, bırak halkımızdan bu hareketini devamlaştırış bilen birge, uzaqtın beri devamlaşıp kilovatkan Xitayning Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikçilikleri ve irki kırgınçılık cinayetlerini halkaradı tunuşturuşta yakşı ünümü bulup kilovatkan guvahlıq beriş hareketini mi toq tutup koymayı devamlaştırışının zürür ikenlikini, guvahlıq belişinin davayımızdaki roluğu sel karışkı bulmaydı kallıqını təkidləşməkdə. Nancy Pelosi, Xitayının məqsidi Uyğurlarını asimilasiya qilishdir. Amerika Devlet Meclisi Avam Palatasının reisi Nancy Pelosi 13 fevral günü Tibetlerinin Washington'da ötküzülgən Təşəkkür Amerika namlıq yığında nutuq sözləb, Xitayının 1 milyondak Uyğurunu yığıveliş lagırlarına qamışıdaki məqsidi, onun Tibet'i elib barğandakla onlarını asimilasiya qilish işkerlikini bildirdi. Onun ilgir sürüşçe, Amerika Xitay bilen bolğan soğudu mənpəətini dəb, onun dəfsendikilikigi səl qarısa, Amerika dünyada özünün kişilik hukuk məsilisidiki əxlaqi küçünü yoxutup koyduken. Paaliyetke Amerika hükümetinin Xalqara Dini İşlar Baş Elçisi Sam Brownback, şunundak Avam Palatasının Tibetlerini qollab kilovatqan belgilik sandiki əzaları qatnaşqan. Onlar sözü de Uyğurlarının vəziyetini alaydı tilgi elib, hazırkı vəziyetki bolğan endişelerini, Amerikanın onunğu karşı tigişlik tedbirlerini ilişi gereklikini təkidligen. Hürmet etkili huzur görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.